İşte vakit saat geldi ki efendim bu Cebabire'nin ahdi de gelecek, vakti zamanı girecek. Cebabire ile beraber bütün geriye kalan kıyamet alametleri hepsi meydana çıkacaktır. Kıyamet alametlerinin çoğunun meydana çıkmasına işte bu o buluş vesile oldu. Uyanıklık verdi, orada açtı. Onun tasarrufuna nasıl tasarruf edeceğini ağır 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 what'tır, what'tır, which'tir efendim artık saymaya başladı. Çeşit türlü. Bütün bu şimdiki çağdaki bütün icatların efendim canı ciri bu elektriktir. Tasarrufuna verildiği mutasarrif olan zat kutbul mutasarrıftadır o kuvvet. Açtı şarteli böyle şark. Açtı. Açınca hepsi tasarruf etmeye başladı bütün milletler. Şimdi vakti gelecek bu akılsız insanlar, dünyadaki akılsız insanlar birbirlerini yemeye başladığı vakitinde Gayretullah imha silahı diyor. Elektrik olmadan imha silahını yapamaz ki. Yapsa atamaz ki. Atsa nişana getiremez ki. Hep ona bağlıdır. O kadar insan ölecek ki nihayet Gayretullah'a dokunur. Emreder ki tekbir aldığında kutbu mütesarrif o şaltenin efendim, aşağı düşeni yukarı kaldırdı mı efendim şu bitti. Onun insanoğluna teshir edilmiş olan yani emrine verilmiş olan bu kudret tekrar onların elinden salahiyetinden çıktı, bitti. Tayyare uçmaz. Roket atılmaz. İmha silahı, mimcaz zaten kullanacağını kullanmıştır. Binaenaleyh Hüseyin Bey, donanmalar yürümez. Oldukları yerde, burada madenin önünde bir romörkör var. Kullanılmayaraktan kaldı, küflendi. Onun gibi koca zırhlılar olduğu yerde duracak. Hareket yok. Bitti. Bitmiştir. Şimdi oraya yetişiyor. 62 sene evvelkini söyledi bize. Bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu harp olacaktır. Olmayacak değil. Evliyalar kaç sene evvelinden bekliyor onu. Ha, biz bir mesele için bunu söylüyorduk. Bir mesele için söylüyorduk. Ki ondan evvel evliyaların hepsi bu tanzimattan beri Gülhane Parkı'nda tanzimat fermanı okundu ya, o zamandan beri Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. 1300'e kalkmam, 1500'e yatmam diye bir haber de var. O 200 sene işte, 200 sene oldu. O zamandan itibaren gün be gün takip ediyorlar Hazreti Mehdi'nin zuhurunu. Ya onun şeyhinin şeyhiydi. Şeyh Süleyman Efendi Hazretleri Erzurum'u Allah sırrını takdis etsin. Efendim. O zat şeyhinin şeyhini ziyarete gittiğimde böyle önünde rahlesi 115 yaşındaydı diyor o zaman. Ve önünde Kur'an-ı Kerim ile beraber tefsir-i şerif. Tefsir-i şerifler mütalada buluyorum. Ben soruyordum diyor. Ben soruyorum diyor. Sultanım diyordum. Siz bu yaşta daha bu mütalaada bulunuyorsunuz kitapların içerisinde. Diyormuş ki bakıyorum Cenab-ı Mevla'ya bizi daha ziyade süratle yaklaştırabilecek bir ilim kapısı bize açılır mı ki o ilim kapısından Cenab-ı Allah'a yapacağımız tazim
daha yüksek olsun. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın biz tazimini hakkıyla tazime muktedir değiliz ama tazim üstü tazim vardır. Tazim mertebelerinin de sonu yoktur. Mütalada bulunuyorum ki belki bir ilim kapısı bize açılsın ve o kapıda o ilimle Cenab-ı Allah'ı biz daha ziyade marifetullah'ı marifetullah denizlerine dalaraktan marifetullah'ta ileri gidip Cenab-ı Hakk'a daha yüksek tazimimizi arz etmek için meşhur oluyorum ben. Şimdi biz burada bir toplantımız vardır. Efendim bu toplantıdan asıl maksat ve garazımız odur ki Cenab-ı Allah'ı daha ziyade tanıyıp çünkü bir kimsenin azamet ve kudreti ve iktidarı ne kadar bilinirse insanın ona karşı olan tazimi ve ondan olan havf ve haşiyeti ziyade olur. Nitekim buyurur Cenab-ı Allah Es-Sâlimle اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Cenab-ı Allah'tan havf ve haşiyet yani ondan korkup korktuğu dediği zamanında Allah Zülcelal'in mehabeti ve heybeti ve kudreti önünde o ne kadar fazla zahir oluyorsa o kadar insana daha ziyade korku gelir Cenab-ı Hakk'a tazim için. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmeyeyim diyerekten. Bir hayvan haşa minel huzur